ekiple beraber hem bilançoları turlayacağız hem de kurda gelen rekoru konuşacağız. Öncesinde ise her sabah olduğu üzere Ahlatçı Yatırım'a dönüyoruz. Karşımızda Araştırma Müdürü Barış Ürkün var. Barış Bey günaydın. Bugün neler beklersiniz piyasalardan? Günaydın, iyi yayınlar. Evet, piyasalara baktığımızda genel itibariyle artık verilere odaklı bir sürecin başladığını aslında söylemek mümkün gibi gözüküyor. Yani çünkü yani Mart ayında sert düşüş ardından Nisan ayındaki toparlanmanın sonucu olarak yavaş yavaş bir düzeltme hareketiyle birlikte gelen olumsuz verilerin de artık yüzleşmesiyle karşı karşıya kaldık piyasalar diye açıkçası söyleyebiliriz. Dün ADP'den özel sektör istihdam verisinde tabii ki 20.2 milyonluk azalış biraz moralleri bozdu. Bunun verdiği bir etkiyle biraz ABD endekslerinde satışların yaşandığını gözledik. Tabii ki aynı zamanda ABD'nin Çin arasındaki Trump'ın söylemlerinin de biraz etkisi olduğunu söylemek mümkün piyasadaki gerginliğin artışında. Buna dayalı olarak fiyatlamaların biraz şekillendiği açısı görebiliyoruz. Tabii bu sabah itibariyle Çin'den gelen ihracat verisi tabii dikkat çekti. Bu noktada dolar bazlı olarak ihracatın %3,5'lük artış göstermesi ki burada %15'lik bir düşüş beklentisi vardı. Yani biraz da olsa piyasalara moral olduğu gibi gözüküyor. Aynı zamanda bu verinin etkisiyle petrol fiyatlarında da özellikle ham petrolde $20 üzerindeki kalıcılığın da devam ediyor olması ABD tarafında vadeli endekslerde pozitif seyirin yaşanmasına olanak sağladı. Bunun dışında Asya piyasalara baktığımızda da Asya tarafında yine bu gelen veriyle birlikte biraz daha karışık bir seyir olsa da aslında nispeten yatay bir hareketliğin olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda yurt içi tarafında buna bağlı olarak fiyatlamaların süreceğini aslında söylemek mümkün ama burada tabii yurt içi piyasaları ilgilendiren önemli konu bu noktada tabii ki kurun hareketi. Özellikle kur tarafında işte son günlerde beklenen swap hattıyla ilgili bir anlaşmanın bir sonucun ortada henüz olmamış olması buna dayalı beklentiler ve endişeleri de arttırıyor. Bu bağlamda da kurda da yukarının hareketin devam ettiğini görüyoruz. Ve şu anki fiyatlamada da 7.24'ün de hatta 7.25 seviyelerinde test edildiğini gördük. Bu konuda dün Sayın Hazine Bakanı, Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan gelen açıklamaları takip ettik piyasalar ki burada hala aslında somut bir sonuç ortada olmadığını şu anda gördü piyasa aynı zamanda. Bunun verdiği bir beklenti de aynı zamanda kur tarafında biraz baskı unsuru yaratıyor. Aynı zamanda tabii gelişmekte olan iki para birimindeki baskının da sürüyor olması dolara karşı bir başka baskı unsuru olarak da karşımıza çıkıyor diyebiliriz ama bu noktada belki de en azından hani yangına benzin dökmeyecek şekilde bir sonucun ortaya çıkması S&P kredi derecelendirme kuruluşundan gelen kredi notunun ve bölümünün teyit edilmesi bir nebze de olsa aslında daha da fazla olumsuzluk içermeyecek bir şekilde sonuçlanması bakımından da ayrıca önemli diye düşünüyorum. Bu bağlamda baktığımızda gelişmeleri topyekun yurt içinde BIOK tarafı biraz satıcılı açılış yaptığı güne biraz bunda kurun etkisi olduğunu söylemek gerekiyor yukarı yönlü hareketin devam etmesi nedeniyle. Bu bağlamda da endekse baktığımızda bir süredir devam eden yani bunu tarih vermek gerekirse 30 Nisan'da itibaren başlayan 102.300'den gelen düşüş hareketinde 97.500-97.800 buralarda bir takılma olduğunu görebiliyoruz ki bugün açılışla birlikte bu seviye üzerinde kalıp kalmayacağımıza bence bakıyoruz endekse. Bu seviye üzerinde tutunma sağlanırsa buradan bir tepki alımları gelebilir çünkü arka arkaya işte 4-5 günde devam eden satıcı seviyede bir tepki hareketi buradan gelebilecekse gelir diye düşünmek gerekiyor. Eğer gelemezse biraz daha bu seviyenin altına doğru eğilimle birlikte 95.000-92.500 bölgesine doğru da satıcı bir hareket görmemiz mümkün olabilir. Yani kur tarafına son olarak tekrar değinecek olursak da evet 7 üzerinde geçişle birlikte biraz oynaklıkta da bir artış olduğunu görüyoruz. Ve özellikle Mayıs ayı başından itibaren yaklaşık %3'ün üzerinde bir değer kaybı var. Ve Brezilya'dan sonra gelişmekte olan ülke para birimi içerisinde en fazla değer kaybı yaşayan para birimi konumuna gelmiş durumda. Bununla birlikte CDS tarafında da 631 düzeylerinde hareket ettiğimizi görüyoruz ki bu da ay başından itibaren %8,4'lük bir artışa tekabül ediyor. Bunun yarattığı bir gerginlik CDS tarafında da kurun yukarı hareketinin devam edeceği izlemini açıkçası doğuruyor diye de söylemek lazım. Bu bağlamda da yani kısa vadede baktığımızda artık 7.15'ye 7.20 üzerinde kalıp kalmayacağını arıyor olacağız. Bunun üzerinde tutunmaya devam edecek olursa artık 7.30'lu seviyede belki de konuşmaya başlayacağız kısa vadede diye açıkçası düşünüyorum. Bu noktada gelebilecek en önemli haber akışı bu noktada tabii ki swap anlaşmasına yönelik sonuçlar olacak. Bu gelmediği müddetçe de biraz daha kur tarafında baskının süreceği bir süreç bizi bekliyor olabilir diye açıkçası söyleyebilirim. Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün. Çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Barış Bey de dikkat çekti. Gelişen ekonomi kurlarının hareketli olduğu bir sabaha uyandık. TL'de dün